Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye analitik geometri serisine başlıyoruz. Evet gençler beklenen an geldi. İşte bugün bu seriye başlıyoruz. Çok soruyordunuz bana hocam analitik geometriye başlayalım 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 diye şey soruyordunuz. Evet ÖSYM'nin e, benzerleri serisinde yani ÖSYM nereden nereye serisinde analitik geometriye başlıyoruz arkadaşlar. Bence tam zamanı geçti olsa tam zamanı sınava girmeden önce çok güzel bir tekrar aracı olacak. Evet başlık ÖSYM nereden nereye? Analitik geometri olmasına bakmayın. Aslında bu bir tekrar kampı. Ya ÖSYM'nin sorduğu sorulardan güzel bir tekrar olur mu arkadaşlar? E olmaz. E, dolayısıyla arkadaşlar sizin için en bulunmaz fırsat bu. Lütfen en sevdiğiniz arkadaşlarınıza, sınıfınızdaki arkadaşlarınıza söyleyin. Bu analitik geometrinin yerinin nasıl önemli olduğunu biliyorsunuz. Ve buradaki videodaki sorulara hatta videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp oradan PDF'i indireceksiniz ya o soruları herkese ulaştırın, video izlensin izlenmesin önemli değil. Sizler sınava girmeden önce mutlaka ama mutlaka buradaki soruları çözüp tekrarınızı yapın çok faydasını göreceksiniz. Ee, aynı şeyi ben katı cisimlerde de söylüyorum çünkü sona bırakılıyor ya çok fazla soru çözülmemiş oluyor. O yüzden katı cisim ve analitik geometri tekrarları sizin için aşırı derecede önemli. Evet gençler. Bu videoda ne yapacağız? Son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş analitik geometri ile ilgili soruların benzerlerini biz yazdık ve sizin karşınıza getirdik. Ve bu sizin için çok güzel bir tekrar aracı olacak. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp ne yapıyorsunuz? Buradaki bir numaralı pdf arkadaşlar. O bir numaralı pdf de baştan başlıyor. 2012'den itibaren başlıyor. 2021'e kadar olan bütün sınav sorularını, analitikle ilgili çıkmış bütün sınav sorularının benzerleri aynı PDF'te. Ha, bundan sonraki videolarda ben 4 parça ayırdım arkadaşlar. Noktanın analitiği, e, doğrunun analitiği, sonra dönüşüm geometrisi, sonra çemberin analitiği başlıkları altında da ayrı ayrı PDF'ler sizinle paylaşacağım ve bunların ayrı ayrı videolarını çekeceğim. E, i̇sterseniz siz onların PDF'lerini de indirebilirsiniz. Böyle karışık görmektense... Konu konu tekrar etmiş olmanız bence daha çok mantıklı geliyor. Mantıklıymış gibi duruyor bana. Ee, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu videolarda bu hafta içerisinde çekilecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ben her zaman ne diyorum? Bu videoları izlemeden önce ne yapıyorsunuz? Gerekli olan pdf'i indirip siz kendiniz çözeceksiniz. Sonra çözüm pdf'ini de ben oraya koyuyorum. Çözümlerine bakacaksınız. Hala daha PDF'ten anlaşılmamışsa. Çünkü ben bazen karışık yazabiliyorum. Anlaşılmamışsa videoyu o zaman izlersin ve çözümün mantığını kavrarsın kardeşim. Tamam? Evet gençler, çok güzel bir seri bizleri bekliyor. Biz bu videoda ne yapacağız? Analiz yapacağız. ÖSYM analitikle ilgili son 10 yıl içerisinde neredeymiş, nereye doğru gelmiş bunlardan bahsedeceğiz. Pasta grafiğiyle konuların yüzdeliğinden, sütun grafiğiyle soru sayısından, bir tabloyla da arkadaşlar hangi yıl, hangi konudan kaç adet soru çıkmış onlardan bahsedeceğiz. Tamam? Bu video serisinde yani şu ilk videoda bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz çok fazla konuşmayalım ve analizlere başlayalım. Analize de başlamadan önce öncelikle bir, bir hocam var burada. Hocalarım var. Şurada yanlış yazmışım ama Tolga Han Hoca. Şunu düzelteyim. Tolga Han Kaygısız, Emre Polat, Ramazan Engin hocalarıma teşekkürler arkadaşlar. Sizlere buradan da duyurayım. Niye? Arkadaşlar 50 küsur tane soru var. Ben bunun 30 küsur tanesini yazmıştım. 21 tane soru kalmıştı. Çok sıkıştım. Yetiştiremeyecek bir durumdaydım. O yüzden yazar arkadaşlarıma ricada bulundum. Hepsinin kalemi çok kuvvetli. Tolgan Hocam, Emre Hocam ve Ramazan Hocanın kalemini biliyorum zaten ve onlardan rica ettim. 7'şer soru benim için yazdılar. Daha doğrusu sizin için yazdılar arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Yani beni rahatlattılar, aynı zamanda sizleri rahatlattılar. Bu videonun erken olmasının sebebi hocalarımdan kaynaklanıyor. E onlara da artık yorumlarda bir teşekkür edersiniz. Kalemlerin de ne kadar sağlam olduğunu ben zaten biliyorum. Sizler de zaten sorularda göreceksiniz. Tekrar tekrar Tolgan hocam, Emre hocam ve Ramazan hocama buradan sonsuz teşekkürler. Evet arkadaşlar analizlere başlayalım isterseniz. Öncelikle ÖSYM'nin 2012-2021 yani son 10 yıl içerisinde 1. bölüm YGS, SKD YGS yeni adı TYT analitik geometri konusunda sorduğu sorular. Yani konuların yüzdeliği. Şimdi arkadaşlar 2018'e kadar ayrı ve 2018'den sonrası ayrı düşünmemiz gerekiyor aslında. Onu hepsini tek bir grafikte tabloda topladım burada. Gerçi 2018'den sonrasında da çok fazla da bir değişiklik olmuyor. Mesela noktanın analitiği %45.5'lik yere sahip. Neredeyse %50'lik duruma sahip. Evet yeni sınavda da 2018'den sonraki sınavda karşımıza çıkacak yerde de öyle. Nokta analitiği yani 5 tane soru geliyorsa nokta analitiğini içeren yani en az 2 soru bulunur arkadaşlar. Garanti. Net. O yüzden nokta analitiği burada çok önemli arkadaşlar. Sonra doğru analitiği ikinci önemli olan kısım. Yine aynen 2018'de de yüzdelik böyle devam ediyor zaten. Doğru analitiği %36.4'lük yere sahipmiş. Dönüşüm geometrisi %9.1. Çember analitiği de %9.1'lik yere sahip arkadaşlar. Ama bu TYT'de birinci bölümde bu artık %0'lık yere sahip diyebiliriz. Önceden bu sorulmuş arkadaşlar. Bir 2012 yılında sorulmuş birinci bölümde arkadaşlar. Normalde artık bundan sonra sorulmayacak haberiniz olsun. Yani şöyle soru sayılarına bakacak olursak. Noktanın analitiğinden 5 tane. Doğrunun analitiğinden 4 tane. Dönüşüm geometrisinden 1 tane. Çember analitiğinden son 10 yıl içerisinde de bir tane soru gelmiş birinci bölümde. Tabloya bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Birinci bölümde aslında beni noktanın anlatı ve doğrunun anlatı ilgilendiriyor. Du. Du, du, du. Niye du? 2018'e kadar ayrı. 2018'den sonra ayrı düşüneceğiz. Arkadaşlar şuradaki şeylere siz bakarsınız. Bakın nokta analitiği. Nokta analitiği bakın önemli görüyorsunuz. Bakın ya da 2012 yılında iki tane soru sorulmuş. Dönüşüm geometrisi ve çember analitiği. 2013'te 2 iki, ikisi de noktanın analitiği. 2014'te 1 doğru analitiği. 2015'te e, nokta analitiği ve doğru analitiğinden birer soru olmak üzere iki soru. E, 2016'da bir soru doğru analitiğinden. 2017'de bir soru doğru analitiğinden. 2018 ve 2019'da birer soru gelmiş. Bundan sonra böyle mi olacak? Hayır. Arkadaşlar bundan sonra birinci bölümde soru moru gelmeyecek. Analitikle ilgili. Bütün hepsi ikinci bölümde çıkıyor. Bunun sebebini hep söyledik. Çünkü 9 ve 10. sınıf müfredatında analitik geometri yok. O yüzden burada birinci bölümde analitik geometri aramayın. Birinci bölüm çalışacak arkadaşlar. Bundan sonra analitik geometri çalışmasın. Hocam 2018'den sonra yani şeye geçtik. Ya 2018'de geçiş süreci olduğu için 2018 ve 2019'da e oradaki arkadaşlara sormuşlar ama 2020'de ve 2021'de hatta 2021 MSU'sunda bile e, analitik geometri çıkmadı. Bu demek ki %99 çıkmayacak. Ya hocam sorarlarsa sorarlarsa da nokta analitikinden sorarlar arkadaşlar. Hani tam böyle %100'lük de emin de konuşmamak lazım aslında. O yüzden bu birinci bölümde çıkacak olan kısımla ilgili yerde çok fazla e, vakit kaybetmeye gerek yok. ÖSYM'nin son 10 yıl içerisinde ikinci bölümde sorduğu soruların analizine gelecek olursak Nokta analitiğinden %22'lik bir yer sorulmuş arkadaşlar. Doğru analitiği %39'luk. Dönüşüm geometrisi %22'lik. Çemberin analitiği de %17.1'lik yere sahip. Yani nokta analitiğinden 9 tane soru. Doğru analitiğinden 16 tane soru. Dönüşüm geometrisinden 9 tane soru. Çemberin analitiğinden de 7 tane soru sorulmuş arkadaşlar. Yani şu bir kesin arkadaşlar. Ama kesinliği şöyle şey yapmayacağım söylemeden önce. Öncelikle şu tabloyu siz incelersiniz. Hepsini tek tek söylemeyeyim ben. Öncesinde bakın nokta analitiği çok önemli bir yere sahipmiş ve nokta analitiği ile ilgili gerçekten çok güzel sorular var arkadaşlar. Yani yeni nesilde de nokta analitiği önemli mi? Önemli. Nerede koymuşlar? Hem nokta analitiği hem de doğru analitiğini iç içe koydukları için burada nokta analitiği yokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama şu soruların içerisinde dönüşüm geometrisinin içerisinde çemberin analitiğinin içerisinde ve doğrunun analitiği içerisinde biz Nokta analitiği bilgilerini kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden nokta analitiği çok önemli bir yere sahip. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Soruları da göreceksiniz. Hatta bu soruları çözerken şunlara çok dikkat edin. Bakın bu nokta analitinde çıkmış soruların e, benzerlerine çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar şimdi e, bu doğru analitiyle ya da dönüşüm geometrisiyle ya da çemberin analitiyle karıştırılıp öyle sunuluyor önümüze. Tamam mı? O yüzden bu dediğimi lütfen ama lütfen dikkat edin. Siz bu tabloyu incelersiniz böyle indireceksiniz ya sayılarını falan incelersiniz. Ben 2018'den sonrasını düşüneyim arkadaşlar. Konuşayım arkadaşlar. Bakın 2018'den sonra artık AYT'deki soru sayılarına bakacak olursak. 2018'de 4 tane, 2019'da 3 tane, 2020'de 3 tane, 2021'de de 5 tane soru gelmiş. Yani ben artık şunun garantisini verebiliyorum. Çember analitiği de dahil olmak üzere arkadaşlar analitik geometriden en az 4 tane soru sorulacak. Yani bu sene büyük ihtimalle 2022 sınavında 4 tane soru gelecek arkadaşlar. Ha, bu 5 de olabilir. Şimdi geçen sene bakın e, analitikten 5 tane çemberden 2 tane soru sordular. E, bu şekilde yapacaklarını analitikten 4 tane e, normal dörtgenlerden de bir tane soru araya sıkıştırabilirler arkadaşlar. Bu dediğimde genelde de tutuyor. Dikkat edin ya da çember sayısını biraz daha arttırabilirler arkadaşlar. Yani 3 tane çemberde sorabilirler bu bu söylemlerime de lütfen dikkat edin. Çünkü e, bu 5 tane sorunun içerisinde bakın 2021'deki çıkan sınavı inceleyebilirsiniz. Bu 5 tane sorunun içerisinde zaten adamlar size üçgen bilgisini, dörtgen bilgisini, çember dörtgen bilgisini falan kullandırdırdılar. Ve o yüzden bu sayı belki 4'e düşerse o zaman dörtgen soracak, soracaklar anlamındadır. Ya da çemberi bir arttıracaklar anlamındadır. Evet yarıya yakını analitik gelecek. 4 ya da 5 o yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. E, 2018'den sonra da görüyorsunuz 4, 3, 3, 5 ortalamasında zaten 4'e denk geliyor. 4 tane soru garanti diyebiliriz arkadaşlar. E, çember aleti kesinlikle gelecek. Hocam 2020'de sormamışlar. Çünkü e, pandemi süresindeydi arkadaşlar. Elenen konular vardı. Elenen konular içerisinde olduğu için çember aleti e, sorulmamıştı. Ama %99.9 e, ya da %100 bir tane çemberin analitiği sınavın içerisinde olmak zorunda arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi bir tane olmak zorunda. Doğrunun analitiği olmak zorunda. Noktanın analitiği olmak zorunda. Yani bu sayı belki 2'ye bir olabilir. Bakın nokta analitiği 2. Doğru analitiği 1 olabilir. Ama burada bir. burada nokta analitiği. Burada da 2 koymuşlar doğru analitiğini. Çünkü bu konuların içerisinde nokta analitiğini kullandırıcı sorular sormuşlar. Ama bu sayı dediğim gibi bir 1 1 1 şeklinde olabilir. Belki de nokta analitiğinden hiç sorulmamış gibi gözükebilir. Burayı sıfır yaparlar. Hocam burayı bir 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 yaparlar. Bu konuların içerisinde nokta analitiği e, sorabilirler arkadaşlar. Bu dediğimi de şey yapın. Yani siz analitik çalışacağız. E hocam nokta analitiği son yıllarda önemsiz. O zaman ben çalışmayayım diyenler şunları yapamaz. Doğru analitiği, dönüşüm mühendisliği ve çember analitiğini yapamaz. O yüzden lütfen ama lütfen dikkatli olunuz arkadaşlar. Evet şimdi de üstün körü şöyle bir soruları görelim arkadaşlar. Soruları şöyle bir görecek olursak arkadaşlar. Bakın ben burada sıralı bir şekilde yazdım. YGS 2012 benzer sorusu falan filan diye böyle. Soruları genel hatlarıyla böyle görece görelim. Çünkü ben bunların hepsini çözeceğim. Gördüğünüz üzere soruların %80'i neredeyse. %80 demeyelim de %60'ı şekilsiz diyebiliriz arkadaşlar. Evet sözel soru. Bakın ya şu soru da çok güzel bir soru mesela. Ben bir daha çıksa çok sevinirim şu soru. 04 2015'te sorulan şu soru var ya mükemmel bir soru. Çok güzel sorular var ya arkadaşlar. Harbiden öyle yani. Şöyle sorudaki sorulara bakın. %60'ı hatta %70'i bak sözel soru diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani adamlar biz öncesinde de zaten analitik geometride şekilsiz soruyorduk. Yani %60'ını %70'ini şimdi de şekilsiz soruyoruz kardeşim diyor bize. Hatta ben saydım 2018'den sonra Sanırım 14 tane mi soru vardı arkadaşlar? Şöyle bir başa geleyim de bakayım arkadaşlar. Pardon. Yanlış bir şey söylemeyeyim. 2018 sonraki soru sayılarına bakalım arkadaşlar. 15 burada var. Eee TYT'de de 2 tane burada var. 16, 17 soru var. Bu 17 tane sorunun son 2018'den sonraki sorulara şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Kaç tanesi biliyor musunuz? 4 tanesi şekilde. 17 sorunun 4 tanesi şekilde. Yani şöyle sözel sorularla karşılaşacağız. Adamlar sizin Analitik düşünce tarzınızı e, ölçüyor. Nasıl ölçüyor? Siz kendiniz çizebilecek misiniz? Ve soruların da artık son yıllardaki çıkmış soruları da e, şu şekilde soruyorlar. Analitik düzlem çizdiktirmeni soruyorlar. Hani biz konu anlatımında ne diyoruz? Her zaman analitik düzlem çizmeyin diyoruz. Bazen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizin diyoruz. Evet. Basit bir şekilde şekli çizerek de sorular çözülüyor. Ama arkadaşlar ÖSYM nedense son böyle 4-5 yıldır Analitik düzlemi böyle tek tek çizeceksin. İşte noktayı böyle analitik düzlemde göstereceksin. Öyle sorular soruyor arkadaşlar. Ha ben bunu da ne zaman hocam analitik düzlem çizeceğiz? Ne zaman çizmeyeceğiz? E, kavramını da zaten soru çözümlerinde söylüyorum. Özel durumlar verildiği zaman x ekseni üzerinde bir doğru, y ekseni üzerinde bir doğru, orijinden geçen bir doğru gibi şeyler gördüğünüz zaman e, analitik düzlem çizeceksiniz arkadaşlar. Ya da x eşittir 5 doğrusu gibi doğrular gördüğünüz zaman Analitik düzlem çizeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Sorular bu şekilde. Bu soruları konu konu ayırıp bundan sonraki videolarda sizin karşınıza öyle geleceğim arkadaşlar. Onların çözümlerini ve çözüm pdf'lerini koyacağım haberiniz olsun. Evet. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda çözüm videolarında daha doğrusu görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>